Meclisteki bütçe görüşmelerine yine yüksek tansiyon damgasını vurduğu iktidarla muhalefet farklı başlıklarla karşı karşıya gelirken CHP'li bazı belediyelerdeki taciz iddiaları hatırlatılınca sinirler iyice gerildi. Bu bütçede elbette kadınlar var, ancak bir kadın tacize ve tecavüze uğradığında sessiz kalan ahlaksız zihniyetler de bu bütçenin içerisinde yok. Bir kadın milletvekiline namussuzlar dersen bu yiğitliğe de sığmaz, ismini aldığın ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmaz. Bağıracaksınız, çağıracaksınız, bizden de yutmamızı bekleyeceksiniz. Hayır. İktidarı kaybedelim, dünyayı kaybedelim ama bu troll aklının peşine takılıp da vicdanı kaybetmeyelim be Eyüp. Mecliste tansiyon yine yükseldi. Taciz iddiaları ve HDP'lilerin terörist cenazelerine katılmaları milletvekillerini karşı karşıya getirdi. Hiçbir milletvekili bir teröristin cenazesinde boy gösteremez. Bu asla mazur görülemez. Şunların cenazesine gidilebilir, definine bunlara gidilemez. Böyle bir şey var mı? Hiçbir teröristin dini, milliyeti yoktur. Dolayısıyla bütün teröristlere dur dememiz hep beraber ortak sorumluluğumuzdur. Kuyruk polemiğine de sahne oldu bütçe görüşmeleri. Bırak hastaneyi, morglarda kuyruk var, morglarda. Ölüler üzerinden de morg siyaseti, ölü siyaseti yapmamak gerekir. PTT'nin önünde 1.000 lira almak için kuyruk var. İşkur'un önünde kuyruk var. CHP'nin kuyrukları yokluk kuyruğuydu da. Ben sonuç itibariyle onları herhalde hatırlıyorlar. Burada yokluk kuyruğu yok. Şimdi mal var belki ama para yok, para. Bugün para da var, mal da var. Ankara-Washington hattındaki yaptırım gerilimi de meclis genel kuruluna damgasını vurdu. HDP'nin ortak bildiriyi imzalamaması tepki çekerken Garopaylı'nın S-400'leri Rusya'ya iade edelim çıkışına da AK Parti'den karşılık geldi. Bugüne kadar Türkiye ile alakalı hiçbir konuda ülkenin yanında olmadınız. Ülkemizin, Türkiye'nin yanında olmadınız. Bir yandan S-400'ümüz olsun, bir yandan F-35'imiz, F-16'mız olsun. Bir kez olsun HDP grubundan Türkiye'nin yanında durmasını Türkiye bekliyor diye düşünüyorum.